Kurtuluşun üzerinden 17 yıl geçmiş ama ülke yoksulluktan kurtulamamıştı. Ne dil devrimi ne de okuma yazma seferberliği Anadolu'nun fikri gelişimine yetmemişti. O yıllara göre her 7 kişiden sadece biri okuma yazma biliyordu. Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve daha niceleri. Köylerin kalkınması için dev bir kıvılcım oluşturdular. Anadolu'nun 21 köy enstitüsünde tam anlamıyla bozkırda hiç solmayacak binlerce çiçek yeşerttiler. Kalemi alıp kağıt üstüne bir şeyler geçiren, bir şeyler yaratmaya çalışan insanların kovuşturulması, sorgulara çekilmesi, karanlıklara kapatılmasının acısını daha o günler tattım. Sözleriyle anlatıyordu o süreci fakir Baykurt. Gariban bir köy çocuğu olarak girdiği köy enstitülerinin öğretileriyle Türkiye'nin en iyi edebiyatçılarından biri olacaktı sonrasında. Fakir Baykurt, Türk edebiyatının büyük isimlerinden birisi. Neden büyük isimlerinden birisi? Öncelikle bir köy çocuğu olarak, köyden çıkan, köy enstitülerinde okuyarak ürünler veren, öğretmen olarak çalıştığı yörelerde halkı aydınlatan, bu anlamda örgütçü bir yazar, örgütçü bir öğretmen Fakir Baykurt. Gönen Köy Enstitüsü'nde buldu benliğini. Kapanınca aydınlanma yuvaları, Anadolu'nun adım atılmayan köşelerinde öğretmenlik yapmaya başladı. Köy enstitülerinde öğrendiklerini gittiği köylerde hayata geçirmeye çalıştı. Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün seçici kurul üyelerinden olan yazar Adnan Binyazar, Fakir Baykurt'un anısına yapılan yarışmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaşıyor. Mahmut Makal'ın Bizim Köyüne Dek, köyü kentli yazarlar abartılı üsluplarla yermiş ya da yüceltmişlerdir. Fakir Baykurt ise yaşam deneyimlerini yaratıcı zekasıyla besleyerek köyün gerçek yüzünü göstermiştir kültür dünyamıza. Baykurt'tan sonra köye yönelen nice yazarlar çıkmışsa da Fakir Baykurt'un roman ve öyküleri düzeyinden hiçbir şey yitirmemiştir. Halkın öğretmeniydi o. Menderes iktidarının baskılarına karşı dimdik ayakta durmayı şiar edinmiş bir Anadolu öğretmeni. Aramız genelde iyiydi üç kardeş babamla. Tabii giderek yıllar ilerledikçe aradaki yaş farkı, daha doğrusu bizler yaş aldıkça, çocuklar yaş aldıkça anne baba ile biraz ilişki arkadaşlığa, dostluğa dönüşüyor. Sohbetler ona evriliyor. Tabii sohbetlerin konusu, çapı, boyutu da değişiyor. Çok el üstüne tutuldu, ne bileyim çok dostane ilişkiler yaşadı denmez. Yani zaten böyle bir şey mümkün değil. Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı herhalde Milli Eğitim Bakanı ile dostane ilişkilerle ya da ne bileyim devlet yöneticileri dostane ilişkilerle olmaz. Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den telgraf gelmişti, başsağlığı telgrafa. Kitaplar çok okundu. Çok büyük kitlelere ulaştı, değeri bilindi. Ya da bir takım kişiler, belediyeler, başka kuruluşlar adına ödüller koyuyorsa bence en büyük değer bilme budur. Baykurt'un kurucuları arasında olduğu Türkiye Öğretmenler Sendikası da bu baskılardan fazlasıyla nasibini aldı. Köy enstitüleri özlemiyle eğitim vermeye, halkı aydınlatma çabalarına devam etti. Çünkü gerçek kurtuluş önce köylerin kurtulmasıyla gelecekti ona göre. Halkımız güçlüdür. Tarih içinde yenilen biz olmayacağız. Onlar olacaktır, diyordu. Menderes iktidarına yakın Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, siyasi nedenlerle köy enstitüsü çıkışlı öğretmenlerin örgütlenmesine karşıydı. Fakir Baykurt ve arkadaşları, haklarını savunmak için çıktıkları bu yolda, dernekçilikten sendikacılığa doğru büyük bir adım atarak Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı kurdular. Sendika Genel Başkanlığı onuru Fakir Baykurt'a verildi. 1968-69 yılında TÖS'ün öğretmen boykotu kararını alınca biz de gazi eğitimli öğrenciler olarak gittik TÖS'e, dedik biz destek vermek istiyoruz. Öğrenci öğrenciliğini bilecek, öğretmen öğretmenliğini bilecek dedi. Bu eylem dedi öğretmenlerin eylemidir.
O dönemde de bize öğretmenlik dersi, örgütçülük dersi vermişti. Fakir Baykurt özellikle örgütçülüğüyle öğretmenleri 1965'ten sonra toplayan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın genel başkanlığını yaparak 1971'e değin öğretmen hareketini yürüttü. 1969'da Büyük Ankara Yürüyüşü'nü, 1969'un sonunda 15 Aralık 69'da Türkiye'de ilk kez öğretmenlerin boykotunu örgütledi. Kayseri olayları orada yakmaya çalıştılar. Bizim 93'te Sivas'ta aydınları Madımak Oteli'nde nasıl yaktıkları gibi 68'de de yakmaya çalıştılar. Bütün öğretmenleri yakmaya çalıştılar. Fakir Baykurt'un TÖS genel başkanı olduğu o Kayseri olayları sırasında oradaki genel kurulu yaptırmadılar. Daha sonra genel kurul Ankara'da yapıldı. İşte böyle zamanlar yaşadı sendika. Her şeye rağmen aydınlık idealinden vazgeçmeyen Fakir Baykurt, 12 Mart sürecinde Türkiye Öğretmenler Sendikası davasında bir numaralı sanık olarak yargılandı. 8 yıl hapis cezası aldı. Hak diyenin ağzına vurulmamalı, yol açanın önü kesilmemelidir. Bu mücadeleye giren insanlar, sonuç ne olursa olsun bunlara katlanmayı bilmelidir. Biz bileceğiz, bizden sonraki öğretmenler de bilecektir. Çok iyi biliyor ve inanıyoruz. Çektiklerimiz boşa gitmeyecektir, demişti Fakir Baykurt, askeri mahkeme karşısındaki ifadesinde. 12 Eylül sürecinde uzak kaldı memleketinden. Almanya'ya göç eden Türklerin sorunlarını işlemeye başladı kitaplarında. Herkesin defalarca televizyonlarda izleyip kitaplarda okuduğu Yılanların Öcü'yle Yunus Nadi roman ödülünü kazandı. Fakir Baykurt, 70 yaşında, yurdundan uzakta öldüğünde ardında birçok eser bıraktı. Çeli Belediyesi olarak edebiyatımıza ve edebiyatçılarımıza elimizden geldiğince değer vermeye çalışıyoruz. Fakir Baykurt adına Çiğli'de bir parkımız var. Sanıyorum İzmir'deki tek park bu park. Ve Çiğli Belediyesi içinde bulunan etkinlik salonumuza Fakir Baykurt'un adını verdik. Burada yapılan bütün etkinliklerde, öğrencilerin yaptığı çalışmalarda sürekli Fakir Baykurt etkinlik salonu olarak büyük edebiyatçımızın ismi anılıyor. Ve yine Çiğli Belediyesi olarak yaptığımız diğer bir salona da sevgili Atilla İlhan'ın adını verdik. Edebiyatçılarımızı, şairlerimizi, Türkiye'nin düşünce dünyasına, sanat dünyasına, edebiyat dünyasına emek vermiş insanlarımızı böylece yaşatmaya çalışıyoruz. Ardından bu büyük aydınımızın yaşam boyu verdiği mücadeleyi hatırlatmak için Fakir Baykurt Roman Ödülü projesini hayata geçirdi. Genç nesillerimizin köklerinden kopmadan edebiyatla ilişkisini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Roman Ödülü, 2020 yılında ilk kez düzenlenerek sahibini buldu. Roman Ödülümüzün seçici kurulu ülkemizin seçkin aydınlarından, edebiyat insanlarından oluştu. Roman Ödülümüze 64 tane eser başvurdu. Seçici kurulumuz titiz bir okuma sonucunda katılan eserlerin içerisinden Turan Ali Çağlar'ın Amasanga isimli eserini ödüle layık gördü. Fakir Baykurt adına roman ödülü koyması gerçekten büyük bir değer bilirlik. Neden? Çünkü Türkiye'de bildiğim kadarıyla Sarıyer Belediyesi Fakir Baykurt öykü ödülü veriyor. Ama roman ödülü veren yer yok. Çiğli Belediyesi bunu yapıyor. Bu anlamda gerçekten büyük bir vefa örneğidir bu. Türk edebiyatını taçlandıran çok önemli bir ödüldür Fakir Baykurt Roman Ödülü. Tüm yaşamını eğitime, sanata adamış, üst düzeyde yapıtlarla büyük ödüller kazanmış mücadele adamı Fakir Baykurt'u güne, yarınlara taşıma amacıyla düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda olmak benim için çok büyük bir onurdu. Edebiyata, sanata, sanatçıya önem veren Sayın Başkan Utku Gümrükçü'yü, Kültür Müdürü Sayın Nail Çetin'i yürekten kutluyorum. Yani seçici kurul üyeliğini bana söylediği zaman Nail Bey, yani işte en fazla ne olur, 20-25 olursa iyi olur falan diyordum kendi kafamda. Ama sonra tam o pandeminin ilk günlerinde bana iki tane koca koli geldi. Okumaya başladım.
1 Haziran'da toplantımızı yaptık diğer seçici kurul üyeleriyle. Sonucu belirledik. Çok çok güzel bir sonuç oldu. Çünkü hepimiz aynı isimde birleşmişiz, birbirimizden habersiz. Çiğli Belediyesi'nin verdiği bu Fakir Baykurt ödülünün gerçekten Türkiye aydınlanmasına, Türkiye'nin zenginliğine, Türkiye'nin geleceğine önemli bir hem katkı hem bir değer birlik örneği olarak çok anlamlı bir biçimde yerine getirilen bir ödül olduğunu düşünüyorum ve ödülü verdiğimiz kitabın da hak ettiğine gerçekten inanıyorum. 10 bin Türk lirası ve 1000 adet kitap baskısı desteğiyle ödüllendirilen projenin birincisi Turan Ali Çağlar'ın Amasanga isimli romanı oldu. Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü kadının mücadelesini anlatan, var olma savaşını anlatan Amasanga'nın kazanması da bizim için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Seçici kurulumuza ve Fakir Baykurt Roman Ödülümüze eser gönderen bütün yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün Cumhuriyet Gazetesi'ydi sanıyorum. İzmir Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Yarışması düzenliyor. Hemen gönderdim. Çıktı yaptım. Klasörledim, gönderdim. Umutluyum. İlk ona girer romanım diyordum. 1 Haziran'da Nail Bey aradı. Kültür Müdürü Nail Bey. O güzel sesiyle. Dedi hocam birinci geldin deyince çok sevinmiştim. Çok. Dünya nüfusunun yarısı kadındır. Bırakın yarısını. 1/3'ünü de bırakın. 1/4'ü Amasanga olabilseydi dünyamız pırıl pırıl olurdu. Pırıl pırıl olurdu dünyamız. Çiğli Belediyesi'nin şu yaptığı etkinliğe çok çok değer veriyorum. Azımsanmasın. Bravo bunlara. Ben şimdi bir duydum Sarıyer Belediyesi var, bir Çanakkale Turova, bir de burası. Aferin. Yüzlerce belediye. Kaç yüz belediyenin içinde? 2-3 belediye. Aydınlık ışık saçıyorlar. 1999 yılında kaybettiğimiz Fakir Baykurt'un 20. ölüm yıl dönümünde yani 2019 yılında onun adına bir roman ödülü vermeye karar verdik. Meclisimizden aldığımız kararla ilan ettiğimiz yarışmada Adnan Binyazar, Öner Yağcı gibi önemli isimler jüriliği kabul ettiler. 65 civarı edebi eserin yarıştığı yarışmada Amasanga isimli kadının toplumsal mücadelesini anlatan bir roman birinciliği oy birliğiyle aldı. Ve Fakir Baykurt'un kitaplarını basan Literatür Yayınevi'nden bu kitap yayınlandı. Şu an raflarda Çiğli Belediyesi Roman Ödülü logosuyla bu kitabı edinebilirsiniz. Ve 2021 yılında Fakir Baykurt Roman Ödülünü yeniden vermekle ilgili kararı meclisimizden geçirdik. Bu süreçten itibaren Fakir Baykurt Roman Ödülünü Çiğli Belediyesi ile özdeşleştireceğiz. Romana, edebiyata ve insana dair her şeyi Çiğli'de Çiğli Belediyesi olarak destekleyeceğiz. Çiğli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en büyük aydınlardan biri olan Fakir Baykurt'un adıyla edebiyatımıza taze eserler kazandırmaya devam edecek.